العين تناديني فدعيني أما ودعيني أتخذ دموعك يا أمي عن دربي لا لن تخليني العين تناديني فدعيني أما ودعيني. İsimli kitabında Tekin Yayınları 1990 83 ve 84'te şöyle bir sözü vardır. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar. Fakir kalmaya mahkumdurlar. Onun için önce dini ve namusun telakisi kaldırmalıyız diyerek dinin ve namusun anlayışın gerçekten insanların ve toplumların önünde bir engel olduğunu dile getirmiş. Aynı keza Andrew Mango Atatürk isimli kitabının 447'de Atatürk'ten şöyle bir sözü nakleder. Benim bir dinim yok. Ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticiler, adeta halkı bir kapana kıstıranlardır diyerek aslında dininin olmadığını, dini kabul etmediğini, hiçbir dine inanmadığını açık ve net olarak dile getirmiş. Aynı keza Kazım Karabekir'in Atatürk'le alakalı bir hatıratını size anlatmak istiyorum. Cumhuriyet kurulduğu ilk yıllarda Kazım Karabekir, İsmet İnönü ve diğerleri arasında geçen kısa bir konuşmada bir şeyden bahsediyor. Kazım Karabekir diyor ki, Milli Mücadele Savaşı'na daha ilk günlerinde Mustafa Kemal'dan yardımlarını hiç esirgemeyen Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin baskılarının karşısında 3. Ordu müfettişliği görevinden istifa ederek bir sivil vatandaş olduğunda bütün ordusuyla paşam emrinizdeyiz ifadesini kullanan bir paşa olan Kazım Karabekir, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra adeta yaptıkları göz ardı edilerek fikirleri sorgulanmış ve Cumhuriyet'in kuran kadronun dışında itilmiş. Ancak paşa daha sonra kurucular arasında bulunduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında ve bunların yanında şüphesiz en önemli sebep belki de Kur'an'ın Türkçeleşmesi, din ve din adamlarına karşı Cumhuriyet kadrosu Mustafa Kemal İsmet İnönü Fethi Okyar pervasızca sözleri ve davranışları olmuştur. Kazım Karabekir bu zevatın din konusundaki fikirlerini hatıratlarında şöyle anlatır. 14 Ağustos akşamı Türk Ocağı'na verilen bir çay ziyafetinde ilk tehlikeli hamle görüldü. Bakanlardan kimse yoktu. Hayli geç gelen Mustafa Kemal Paşa bilim heyetinin şimdiye kadarki mesaisiyle ilgili görünmeyerek Kur'an Türkçe'ye aynen tercüme ettirmek arzusunda ortaya attı. Şer'iye vekili Konyalı Milletvekili Hoca Vehbi Efendi bunun gibi sözünü inandığım bu zatlar şu bilgiyi vermişlerdi. Gazi, Kur'an-ı Kerim'i bazı İslamiyet aleyhtarı zübbeler tercüme ettirmek arzusundadır. Yani Mustafa Kemal, Kur'an-ı Kerim'i bazı İslamiyet aleyhtarı olan zübbe, yani böyle dinden nefret eden, dine karşı böyle bir antipatisi olan kimseler tercüme etmek arzusundadır. Sonra da Kur'an'ın Arapça okunmasını namazda bile yasaklayarak bu çeviri okutacak ve o zübbeler işi alay alarak güya Kur'an'ı da İslamiyet'i de kaldıracaktır. Çevresindekiler kendisini bu tehlikeli yola sürüklüyorlar. Aynı akşam bu fikri ayak uyduran bazı kişiler görünce bu tehlikeli gidişatı önlemek için Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle bir seslendiğini söylüyor. Devlet başkanı sıfatıyla din işlerini kurcalamamızın içinde ve dışındaki etkileri çok aleyhimizde olur. Bize zarar verir. İşi bilgili makamlara bırakmalıyız diye ben ona bir teklif sundum. Yani madem Kur'an meali yapacaksınız, Türkçe'ye tercüme edeceksiniz, bak içimizde çok alimler var. Biz bu işi onlara bırakalım. Yani böyle insanlara bırakalım ki onlar kalksınlar, yarın bize zarar vermeyecek, bizi de itibarsızlaştırmayacak şekilde güzel bir usul ile ne yapsınlar? Kur'an'ı tercüme etsinler. İşle ilgili makamlara bırakmalıyız. Fakat din konusu rastgele şunun bunun içinde çıkabileceği basit bir iş olmadığı gibi kötü politika zihniyetinin de işi karıştırabileceği göz önünde tutarak içlerinde Arapçaya ve dini bilgilere hakkıyla vakıf değerli şahsiyetlerin bulunabileceği yüksek bir din adamlarından oluşan bir kurul toplanmalı ve bunlar kararına göre tefsir ve tercüme yapmak uygundur. Ona göre buna göre hareket etmek gerekir dedim. Diyor, bu teklifi ben ona verdim. Mustafa Kemal Paşa bana şu cevabı verdi. Din adamlarına ne gerek var? Dinlerin tarihi malumdur. Kur'an'ı doğrudan doğruya tercüme edilmelidir demiş. Dinlerin tarihi bellidir, malumdur. Yani inanmadığını söylemiş. Bu fikrine şöyle karşılık verdim.
Sömürgeleri Müslümanlara dolu olan büyük milletler Kur'an'ı kendi siyasi çıkarlarına göre dillerine tercüme etmişlerdir. İslam dinine ve Arapça hakkıyla vakıf kimselerin bulunmayacağı herhangi bir kurul tercümeyi mesela Fransızcadan da yapabilir. Fakat bence burada eğitim programımızı tespit için toplanmış bulunan yüksek kurulda vicdani bir mesele olan bu dini bahsinden değil, pozitif ilimler cephesinden yararlanmak hayırlı olur. Kur'an'ın yapılmış tefsirleri var, gerekirse yenisini de yaparlar. Devlet otoritesini bu yola yıpratmaktansa enerjimizi milli kalkınmaya akıtmak daha hayırlıdır dedim. Yani burada kendi görüşünü, çünkü Atatürk'ün fikirlerini diyor ki Mustafa Kemal Paşa bu beyanlarıma karşı hiddetlendi. İçindekini tamamen ortaya döktü ve şöyle dedi. Karabekir, Arap oğlunun yavelerini, saçma sapan sözlerini Türk oğullarına öğretmek için Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme ettiğim ve böylece okutturacağım ta ki budalalık edip onun peşinden koşup aptallık etmesinler. Bunu da Mustafa Kemal'in Kazım Karabekir'e söylediği sözü olarak dile getiriyor. Nitekim paşaların kavgası Kazım Karabekir'in kaleminden Yayın Evi Emre Yayınları Cumhuriyet Tarihi serisinde bu şekilde dile getiriyor. 2013 yayınında aynı keza Karabekir'in gözüyle kuruluş yılları Kızıl Pençe Timaş yayınları 2013 sayısında da bu şekilde bu dile getiriyor. Ondan sonra diyor ki yine 19 Ağustos 23'te Mustafa Kemal eşi Latife Hanım İsmet Paşa'nın Kazım Karabekir'in evine gittikleri bir misafirlikte İsmet Paşa'nın şu sözleri Kazım Karabekir'i muhalefet etmeye mecbur bıraktı. Hocaları toptan kaldırmadıkça bunu İsmet İnönü söylüyor. İsmet İnönü de biliyorsunuz köken olarak Bitlis Ermenisidir ama Malatya nüfusuna kayıtlıdır. Kendisi gerçekten tabir caizse o tecir hareketiyle Osmanlı döneminde sürgün edilen Ermenilerin intikamını herhalde o aldı. Müslüman Türk halkından, Kürtlerden, Lazlardan, Gürcülerden. Orada ne demiş? Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Mevcut kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapamasak başka hiçbir zaman yapamayız diyerek aslında bir an önce dine karşı büyük bir harekete girişmeleri gerektiğini söylemiş. İlk olarak Fethi Bey grubundan sonra da Mustafa Kemal Paşa'dan bizzat işittiğim bu yeni inkılap zihniyetini İsmet Paşa bir çırpıda tamamlamış oluyordu. Aradaki zaman boşlukları kendilerinden ortadan kalkarak bu üç şahsiyetin şu üç maddelik programı kulaklarımdan tekrarlıyorum. Bir, İslamiyet ilerlemeye engeldir. İki, Arap oğlunun yaveleri Türklere öğretilmelidir. Yani Arap oğlunun yaveleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam saçmalıkları, işte böyle hataları, yanlışları Kur'an'ı böyle tarif ediyor. Üçte hocaları toptan kaldırmalıyız. İlmi bitirmeliyiz. Bu şekilde bu birleşik cephe karşısında tek başıma da olsa mücadele etmeye kararlıydım. Kılıçlar çekilmişti. Bir kere oyunu bozmak için elimden bütün imkanlarımı kullanmaya karar verdim. Peki ama ne olmak istiyorsunuz dedim. Hristiyan mı, dinsiz mi? Ben de onlara bunu söyledim. Siz ne olmak istiyorsunuz? Bu ülkeyi Hristiyan mı yapmak istiyorsunuz, dinsiz mi yapmak istiyorsunuz diye söyledim. Bir şey demediler. Gördüğünüz gibi burada saydığımız bütün konular Mustafa Kemal'in bu arkadaşların inanç yapısıdır. Yani ateist, materyalist. Onun için komünistler de olsun, ateistler de olsun, deistler de olsun. Nerede İslam düşmanı varsa hepsinin arkasında birleştikleri bir konu da o da nedir? İslam dininin yok edilmesi, İslam dinin ortadan kaldırılması. Vallahi yani bu düşünceler, bu saydığımız bütün kitaplarda Kemali zihniyetin neticesini ortada gördüğünüz bütün o fikir ve görüşlerin hepsi yeri yerine ona aittir. Hiçbir şey biz katmıyoruz, hiçbir şekilde de ona iftira dağıtmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu yazılan ve anlatılan ve kendi taraftarları, fikirleri, kendi öğrencileri, kendi düşüncesindeki profesörlerin yazdığına göre zaten bu bir materyalist düşüncedir, bu bir ateist düşüncedir, Allah'a inanmayan, tabiri caizse Darwin'in türlerin kökeni dediğimiz insanın işte balıktan önce bir deniz canlısı olduğunu, mikroorganizma olduğunu, sonra kurçuklara, sonra balıklara, sonra bu balıkların karaya çıktı. İstiyorsanız gidin YouTube'da izleyin, göreceksiniz. Bunlar Darwin'in fikir ve ideolojisidir. Diyor, sonra da bu balıklardan ayakların, işte balıkların yüzgeçlerinden ayakların oluştuğunu, sonra türlü türlü canlılara bölündüğünü, böyle türlerin kökeni diyerek milyonlarca yıl içerisinde şempanzelerden insanların türediğini iddia eden materyalist, ateist bir görüş ve düşüncedir. Onun için gerçekten mesela dikkat ederseniz bugün de Kemalizm dediğimiz ideoloji çocukları götürüyor, böyle bir resmin önünde, bir putun önünde, bir heykelin önünde secde ettiriyor.
ve o derece kötü bir durum. Çünkü gerçekten sonra gelenler bunu bir totem din haline getirdi, bir putperestlik haline getirdi. Ağzını açan CHP'li ne diyor? Ataya şikayete gidiyoruz. İşte Anıtkabir'e gidip şikayet ediyorlar. Eğer bunu bir Müslüman dese ki biz Kabe'ye şunu yapmaya, hemen Müslümanlara hakaret ederler. Ama ölmüş ve insanları duymayan, işitmeyen insanlarla bir bağ kalmamış birine insanları şikayete gitmek, onu ilahlaştırmaktan başka bir şey değildir. Onun için gerçekten mesela biz bazen bunları dile getirdiğimiz zaman bazı insanlar hemen diyorlar ki ya siz işte Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurtarmış, bu ülkeye çok büyük katkıları var, onun sayesinde dininizi yaşıyorsunuz, onun sayesinde camiler açık, onun sayesinde namaz kılıyorsunuz, onun sayesinde Müslümansınız, onun sayesinde isminiz Müslüman ismi, eğer o olmasaydı şimdi bilmem Johnny'nin çocuğu, bilmem kimin evladı olurdunuz gibi böyle iftira, rezil, kepazece sözler söylüyor. Sanki gerçekten o olmasaydı olmazdık. Vallahi Müslüman Türk halkı da, Kürt halkı da, İslam ümmeti de hiçbir zaman kafirlere boyundurluk etmez. Hiçbir zaman İngilizler İstanbul'da kalamazdı. Hiçbir zaman hiçbir devlet bu Anadolu coğrafyasında bir sene bile kalamazdı. Binlerce yıl boyunca, tabir caizse 700, 800, 900, 1000 yıl boyunca İslam'a teslim olmuş, İslam için mücadele vermiş bir halk, kafirlerin ve Hristiyanların gelip topraklarını işgal etmesine göz yumacak ve buna boyun eğecek. Asla olacak iş değil. Zaten Mustafa Kemal olmadan önce de o direniş vardı. Anadolu'da vardı, Doğu'da vardı, Batı'da vardı, Adana'da vardı, Ege'de vardı. Her yerde insanlar direniyor. O günkü sömürgecilere karşı mücadele veriyorlardı. Bu kadar basit. Onun için gerçekten yani işin aslı ve usulü odur ki yani gerçekten bu ülkeyi kuran insanlar materyalist, ateist insanlardı. Allahu Teala inanmıyorlardı. Bunun da gizli bir yanı yok. Bunu da hakaret gören kimse olmasın. Çünkü bu onların kendi görüş ve düşünceleri. Bir insana böyle bizim eklememiz söz konusu değil. Yani anlayacağınız üzere bu dediğimiz bütün kitaplar hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi devlet matbaası tarafından basılmış ve orada geçen sözleridir. Medeni Bilgiler kitabı, Atatürk döneminde liselerde, ortaokullarda okutulan tarih kitabı da hepsi o görüşler o iki kitaptan çıkarılmış. Ve ikisi de tabir caizse Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle hazırlanmış, basılmış ve okullarda insanlara okutulmuş olan eğitim sistemidir. Üstünde büyütmüş yaşlar gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor, her bir o en korkulu aslan gibisi. Gidiyor sulhun ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir rev açacakmış gibi en başta o var. Haykıran seste o var. Sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhunun ulviliği fani etini. Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini.